17 Şubat 2024 Cumartesi Serkan Fıçıcı'm Akşam Gazetesi Yerel dinamitler meselesi. Kritik tarih 20 Şubat. Çünkü hem belediye başkanlığı hem de meclis üyelikleri için adaylar kesinleşecek. İl seçim kurullarına aday listeleri teslim edilecek. Böylece o muydu bu muydu tartışmaları sona erecek. Belediye başkan adayları önemli. Sonuçta yerel seçim ve parta aidiyetiyle birlikte isimler de etkili. Peki doğru isimleri belediye başkan adayı göstermek yeterli mi? Hayır çünkü meclis üyelerinin de aynı hassasiyetle belirlenmesi gerekiyor. İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde ne oldu? İlk turda CHP'nin adayı sadece 13.729 oy farkla seçimi önde tamamladı. Az bir rakam mı? İstanbul için yok denecek kadar az. Ümraniye Topağacı Mahallesi'nin nüfusu 13.826. Kağıthane Gültepe Mahallesi'nin nüfusu 13.974. Sultan Gazi Cumhuriyet Mahallesi'nin nüfusu 13.940. Bakın bunlar kalabalık olmayan mahalleler. Beylikdüzü Adnan Kahvesi Mahallesi'nin 110 bin, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nin 108 bin, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nin 102 bin nüfusu var yani AK Parti İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinin ilk turunu küçük bir mahallenin nüfusu kadar oyla kaybetti. Şimdi bu gerçeği hani yerel dinamikler iyi analiz edilmezse yerel dinamikler haline gelebilir gerçeğini bir kenara not alalım. Ve tüm partiler açısından İstanbul'un sadece tek bir ilçesinde sevilmeyen, istenmeyen nefret objesi haline gelmiş, tepki çekeceği besbelli sadece birkaç ismin meclis üyeliğine aday yapılmasının tüm İstanbul için doğurabileceği sonuçları düşünelim. Vatandaşa tepeden bakan, sen benim kim olduğumu biliyor musun pafraları satan, yukarıya şirin gözüküp garibana irin akıtan, mensubuymuş gibi göründüğü siyasi yapının ne olduğundan, dününden, bugününden, gelecek ufkundan habersiz, daha paha şuurundan nasipsiz, fotoğraf karesine girme uğruna deyim yerinde ise taklacı güvercine dönüşmüş, dar alanda iyi paslaşan ama neyi, neden, nasıl yaptığı gerçek anlamda sorgulandığında foyası, sokaklara düşmüş, Özetle taşınamaz yük haline gelmiş tiplere dikkat. Meclis üyesi aday listelerine bu gibilerinin sızmasına engel olamayan partiler sonradan ah vah etmemek için bugünlerde çok titiz ve dikkatli olmak zorunda. Şimdi gelelim sırf bu konu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farkını bir kez daha fark etmeye. Erdoğan, Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, meclis üyeleriyle ilgili çalışmalara bizzat katılacağını ifade ederek ne yaptı? Yine yeniden bir kez daha parti ayrımı yapmadan almak isteyenlere liderlik dersi verdi. Bir tarafta muhalefetteki dağınıklık ve kaos havası, diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın seçmen beklentilerini en üst düzeyde ciddiyetle tespit edip gereğini yapma çabası. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. 31 Mart'ta kazanmak kimin hakkı?